Merhaba arkadaşlar, internetten fizik TYT fizik ders çalışma programı hazırla yazdım Google'a. TYT fizik ders programı hazırla Erdinç Sant diye ilk karşıma çıkan programa tıkladım. Şöyle bir şey çıktı karşıma. Fizik bilimine giriş diye fizik konularını, TYT konularını alt alta sıralamışlar. Günde kaç saat çalışılmalı? 2 saat. Siz bunu değiştirebilirsiniz buraya tıklayarak 1 ya da 3 diye. Yaklaşık kaç gün sürüyor? Günde 2 saat çalışarak 4 saat, yani 2 günde bitiyormuş. Çalışma süresi 4 saat oluyor burası. İlk satırda. Sonra başlama tarihi 23 Haziran 2020. Bitme tarihi işte 2 gün olduğuna göre 25'i yapıyorsun. Bu fen bilimine, fizik bilimine girişte konusunu çalışırken testini de çözeceksin. Bir kitap değil, belki iki kitaptan test çözeceksin. Bir tane kolay kitap, bir tane biraz orta zorlukta bir kitap. Bu şekilde fizik dersi için bakın bir program yapmışlar. Hesapla diyelim. Bakalım ne çıkacak. Hesaplayınca bakın bu fizik dersi 29 Temmuz'da tamamen bitmiş oluyor. Burada bazı konular zor olabilir. Bu konuların günlük çalışma saatini, kaç günde biteceğini değiştirip siz daha farklı bir program, daha uzun süren veya daha kısa süren bir program yapabilirsiniz. Bitirdiğiniz konuları buradan sıfır yapıp, onlara hiç saat vermeyip veya onların saatini çok kısaltıp sadece onlarda tarama testi çözecek şekilde bir program hazırlayarak yapabilirsiniz. Bazı fizik konularının iki günde biteceğini bilmenize rağmen bazı günleri de tatil yapmak isterseniz o günlerini saatlerini arttırıp 2 yazacağınıza 6 yazarak onları daha birkaç gün sonrasında bitecekmiş gibi gösterip aralara boş gün koymayı yapabilirsiniz. Mesela 3 güne bir boş gün koymak için her 3 günde gibi bir konuyu daha uzun sürecek şekilde ayarlarsanız o günlerde konu çalışılacakmış gibi görünmesine rağmen sizin boş gününüz olur. Böyle bir program yapabilirsiniz. Bu yaptıktan sonra bu ekranın fotoğrafını çekersiniz mesela. Telefonunuzun fotoğraflarında saklanabilir. Bunun mesela bu sitede ders programı hazırlaya tıklıyorum. TYT Matematik ders programı, TYT Türkçe, her dersten bakım var. AYT diye bir şey var mı bakalım. AYT de varmış. AYT'nin fizik için tekrar açalım. Fizik nerede? Buradaymış. Tıklıyorum. Herhangi bir şey, sadece işte fizik için başka derste yapabilirsiniz. Bayağı konu var bakın. Yine işte bazı konular için günde 3 saat, bazı konular için günde 2 saat yapmış. Evde olduğunuz için şanslısınız. 3 gün, 4 gün yapmış tabii bu konular daha uzun sürer, daha zor. Bunları da tabii değiştirebilirsiniz günleri, saatleri. Hesapla diyeceğim. Bakalım ne zaman bitiyormuş tüm fizik bu şekilde olursa. 1 Eylül'e kadar tüm fiziği bitirmiş mesela bir kişi. Matematikte denemek istiyorum. AYT matematikte. Tüm konularda ne varmış, biz neler yaptık onu da görmüş oluruz. AYT matematiğe tıklıyorum. İşte fonksiyondan başlatmış. Fonksiyonlar, polinom, ikinci derece, karmaşık, eşitsizlik, logaritma, diziler, veri sayma, olasılık yapmış. Bizim burada tabii başka konularımız da vardı. Burada konuları kısaltmış, yani şu, açına bir saniye. Burada şu anki sınavda biliyorsunuz pandemi nedeniyle türev, integral gibi, limit gibi konuları çıkarttılar. Ona göre ayarlamış. Ona göre ayarladığı için bu program kısalmış. Bu programdaki konulardan farklı konularımız da var bizim. Burada ben satır ekleyebiliyor muyum onu bakacağım şimdi. Aşağı inelim, bir şey var mı yapabileceğim.
YKS soru kitapçı. Neyse ben bunu bir hesapladayım bakalım bu matematiği kaç günde bitirtiyor. Bunu da Ağustos'ta bitirtiyor arkadaşlar. Şimdi burada Alptuna buraya 12 yapmak istiyormuş. Buraları değiştirmek istiyormuş. Değiştirdi. Şimdi hesaplattı. Değişik oldu. Şimdi buradan ana sayfa ders programı hazırlaya geri döneceğim. AYT konularına tekrar geri dönmek istiyorum. Bu matematikte takıldım ben. Hani bunları kısaltmış. Aynı şeyi de fizeye falan da yapmıştır. Soru bankası bitirme programı hazırlamak istediğiniz alanı tıklayın. Sayısalı tıklıyorum. Soru bankası bitirme programı varmış. Bunda ne oluyor? Bir soru bankasındaki soru sayısını yazacağız herhalde. Bu da güzel bir şey. Açılsın program. Test sayısı 250 diyor. Günlük çözülecek test 4. Bir test kaç dakika sürer? 25. Şimdi burada soru sayısı değil test sayısını almış. Elinizdeki kitapta kaç test olduğu yazıyordur veya işte şöyle üstünkörü hesaplarsınız. Günde 4 test. Diyelim ki bir testte 10 soru var, 40 soru eder. Bir testte 20 soru varsa 80 soru eder. Ona göre dakikasını yazarsınız az ya da çok. Testlerin bitmesi kaç dakika sürer, kaç dakika sürer falan filan böyle kitaplara göre. TYT kitabı, AYT kitabı. Test kitaplarını hesaplıyorum. Sınavdan kaç gün önce bitiyor onu sınav tarihini bilmediği için şey çıkmış. Şimdi burada bakın 1 Eylül'de kitapları bitirmiş mesela bu programa göre. Daha esnek bir şey de ayarlayabilirsiniz. Bu programı da hep yeni müfredat yapmış yani. Onda bir değişiklik yapamıyorum herhalde. Tekrar yukarı çıkacağım. AYT matematiği bir daha tıklayacağım, incelemek istiyorum. AYT matematik kursu hazırla. Şimdi fonksiyon, polinom falan. Burada AYT konularını yazmış ama böyle bir programda şimdi satır ekleme falan yok. Neyse zaten hani Alptuna bir saniye ya. Şimdi buradan çıkacağım. Bu iki sayfayı inceledik. Gördünüz adını. Erdinistan'ın altında MFA kursu çalışma programı. Bakalım başka böyle çalışma programları var mı? 2020 en güzel program. Ders çalışma programı. 15 iyi ders çalışma programı görüntüsü. 59 iyi çalışma programı falan filan diyor. Biz burada şöyle yapsak. 2018 desek. 2019 falan desek. Bakalım oradan bir şey çıkacak. Bakın burada videolar var. Bunları da izleyip ders çalışma programı nasıl olur? Fikir edinebilirsiniz. Ünlü rehberi TYT çalışma programı diyorum. Şu üsttekine MF kursuna tıklayalım. Hadi kalk bakalım kucağına. Çek. Bu sanırım öyle deminki baktığımız gibi bir şey değil gibi ama. Buradan böyle programlardan inceleme yapabilirsiniz arkadaşlar. AYT sayısal çalışma planı diyelim mesela. Tıklayalım neymiş? 20 hafta ayrıntılı bir program varmış burada. Bu kursun reklamı galiba. Ne diyor? Burada bir program var galiba şöyle. Alptuna çekilir misin ya? Haftalara bölmüş. Güzel. Birinci hafta matematikten, üstü köklü, geometriden, fizikten, kimya, şu. İşte 10. hafta aşağı inelim bakalım neler var.
kümeler, analitik geometri. 12. haftada konu tekrar yapmış. Bakın böyle benzer şeyler siz de yapabilirsiniz. Kitapların içindekiler kısmında zaten hangi konuların olduğunu görüyorsunuz. TYT kitabı, AYT kitabı, bu konuları buralarda böyle hafta hafta yazarak güzelce bir program hazırlayabilirsiniz. Program hazırlamakta hevesli olun. Yani program hazırlamaya güzelce bir vaktinizi ayırın. Mesela bir gününüzü, yarım gününüzü buna ayırabilirsiniz. Evet. Buna göre böyle yani programsız olmaz bu. Şu güzel bir program. Yani önünüzü görün. Ben şu fiziği veya şu matematiği ne zaman bitirebilirim? TYT'deki şu kitabı ne zaman bitirebilirim? Ne zaman bitecek? Bunu bilirseniz bunun özgüveniyle daha iyi olacak sizin için. Şimdi bunu bir durduralım.